Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup beğeniyorsunuz değil mi? Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar, bu videomda sizlere patates doğrama ve şekillendirme aparatı olarak geçen, fiyatı ucuz olan 15-20 civarında bir fiyatı vardır. Bu şekilde arkadaşlar hem papayez patates kızartmasının şeklini verelim hem de değişik şekiller vermeye başlayalım. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar, dışarıda yediğimiz papayez kızartması şeklini nasıl evimizde verebiliriz? Arkadaşlar, bunu verebilmek için ilk önce ben bir tane örneğini şu şekilde göstereyim. Papayez kızartması olarak geçen delikli şekilde olan arkadaşlar ve ince bir şekilde olan bu şekilde olmasını gerekir. Gelin hep birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar, öncelikle ben patatesimi bu şekilde soydum. Yıkadım, doğradım. Güzelce başlayalım. İlk önce arkadaşlar bir yan şekilde kesmemiz, bir de dik şekilde kesmemiz gerekir. Bir yan şekilde, bir dik bir şekilde. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Delikli ve ince olması gerekir. Bunun mantığı arkadaşlar bir yan şekilde, bir de dik bir şekilde kesilmesidir. Devam edelim arkadaşlar. Yan şekilde, dik şekilde. Yan, çevirip dik şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Delikli delikli olması gerekir. Bu şekilde arkadaşlar. Makine kadar yapamayız ama evimizde de bu şekilde yapabiliriz. Yapmaya devam edelim. Bir yan, bir de dik bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar hem evimize yapmış oluruz hem çocuklarımıza, misafirlerimize, kendimize bu şekilde sunumlar gerçekleştirebiliriz. Şöyle arkadaşlar. İnce ve delikli bir şekilde. Bu patatesimizi bu şekilde yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir tane patatesimizi bu şekilde papayez patates olarak şeklimizi vermiş durumdayız. Şöyle yakından göstereyim. Mantığını öğrendik arkadaşlar. Bir yan bir dik kesme. Bir yan bir dik şekilde kesildiği zaman bu şekilde ince bir şekilde olmalı ve delikli bir şekilde olmalı. Evimizde bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar, birinci şeklimizi verdik. İkinci patatesimi alıyorum. Bu da fırında patates ve köfte yapabilmek için. Başlayalım arkadaşlar. Bunun ince olmasına gerek yoktur. İstediğiniz şekilde hem yanda olabilir hem de dik de olabilir. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kalınlığın bu şekilde olması yeterlidir. Araya bir tane köfte katıp böyle dizebilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar fırın yemeği için ideal bir boyut olabilir. Ve gerçekten sunum bakımından da çok güzel gözükür misafirlerimiz için. Ayrıca kendimiz için de bu şekilde yapabiliriz. Bunu da buraya kattık arkadaşlar. Üçüncü şeklimiz ise arkadaşlar patates kızartmasını nasıl değişik şekilde yapabiliriz? Evet arkadaşlar, bunu da yandan ilk önce yan bir şekilde kesiyorum. Aynı zamanda dik de kesebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Yan kestikten sonra arkadaşlar bunu siz boyutunu kendinize göre nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Üçe böldüğüm takdirde bu şekilde arkadaşlar kalınlığı ve boyutu bu şekilde olması yeterlidir arkadaşlar. Devam edelim.
aynı zamanda ince bir şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımızda ise arkadaşlar çökertme kebabı şeklinde de yapabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi inceliğini kendinize göre, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kullanımı çok kolay arkadaşlar. Çok pratik. Sunumu güzel, şekli güzel. Fiyatı uygun. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya katalım arkadaşlar. Kızartmak için. Gelelim bu kenar kısımlarına arkadaşlar. Bunu da patates sulusu, yani patates yemek şeklinde de yapabiliriz. Boyut olarak yine bu şekilde kesiyorum. Aynı şekilde yan bir şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Yağlı kağıt serip tavukların yanına bu şekilde de kasabilirsiniz. Fırın yemeklerine katılabilir. Aynı şekilde arkadaşlar tencerede yaptığımız sulu yemeklere de katabiliriz. Boyutlarını, şekillerini değişik şekillerde sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım yakından göstereyim. Bunu da buraya katalım. Böyle pratik şeyleri kullanmak hem vakit açısından hem de gösteriş açısından güzel. Böyle arkadaşlar basit aparatlarla çok güzel sunumlar gerçekleştirebiliriz. Şöyle arkadaşlar hepsini tek tek göstereyim. Arkadaşlar bu şeklimizi fırın tavuk yemeklerinin yanında kullanabiliriz. Yemeklerde kullanabiliriz arkadaşlar. Kızartmalar için ince olduğunda çökertme kebabında aynı şekilde kızartmak için boyutu idealdir arkadaşlar. Kalınlığı da idealdir. Çabuk kızarır. Bu da arkadaşlar köfte patates dizimi için kalınlığı bu şekilde olursa daha iyi pişebilir. Aynı zamanda arkadaşlarım papayız patates kızartması için bir yan bir dik demiştik unutmayalım. Bu şekilde verebiliriz. Çok güzel değil mi? Bu şekilde arkadaşlarım. Bir başka pratik videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.